Herkese selamlar. Yeni videoma hoş geldin. Başlıkta gördüğün gibi Close Air Support, yani kapalı hava nasıl yapacağını söyleyeceğim. Yani bomba, roketleri nasıl atacağını göstereceğim. Bu uygulamada F-15E kullanacağım. Bir de Su-34, bir de Su-24 kullanacağım. Su-34'te mühimmatları full olmadığı için, yani bombalar açık değil, kaçacak zamanım yok. Su-24'ün bombaları açık olduğu için bunları test ayrı ayrı göstermek istiyorum. Bu iki uçağın mühimmatları biraz farklı. Sadece bombalar aynı olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle uçağımızı bir tanıyalım. Mesela İsrail'e attığı zaman nasıl tanıyacağız? Pilotu üzerine geldiği zaman toplar roketler bombalar değişiyor. Yanına CCIP de geçiyorsa, yani bombaların nereye gideceğini sana gösteren özellikle, yani balistik özelliklerine sahip. Zaten bunu uygulamada söyleyeceğim, bunları anlatacağım. Mesela Milan'a geldiği zaman, Fransa'daki Milan, böyle pilotun üzerine geldiği zaman topun nereye gideceğini söylüyor. Yani karaya nişan aldığı zaman sana referans olacak balistik özelliklerine sahip. Neyse, umarım anlatabildiğim kadar anlattım. Uygulamada biraz da göstereceğim. Şimdilik ben kontrolü söylemeyeceğim, uygulamada söyleyeceğim bunu. Mesela bomba açtığı zaman zaten ben videonun bir kenarına kontrolün adını söyleyeceğim ve ne işe yaradığını söyleyeceğim. Şimdi öncelikle F-15E'yi mühimmatlarına bir tık bakalım. Evet, uygulamaya geçtik. Isı güdümlü roketlerden bahsedeceğim. O roket nasıl atacağını göstereceğim. Öncelikle bu AGM'in kamerası. Eğer altınızda pot yoksa pot daha iyi çalışacak şu anda. Ben onu göstereceğim. Bu biraz alan sınırı, yani çok geniş açıdan bakamıyor. Arkaya falan bakamıyor. Pot mesela bakabiliyor. Mesela bu pot, ben bu bekle göstereceğim şu anda. Mesela ben buraya baktım şu anda. Şöyle döndüm. Anlaşılır ki video uzun olabilir. Şimdi pota geçtim. Bak, pot buraya bakıyor. Ama AGM bu tarafa atamaz. Bak şimdi space'e bastım. Bak şu an kilitlenmedi. Çünkü bu kamera o tarafa bakamıyor. O yüzden buraya bakarak yapmanı gerekiyor. Hedef aktif ettim. Ben gördüğünüz gibi space'e baktım. Aşağı kilitlendi. Atabilirim şu anda. Attım. Şu an kaçtım ben. AGM bu şekilde çalışıyor. Daha da anlatacağım ben. Evet, şu an gördüğünüz gibi vurabildik. Bir de pot olmadan da nasıl atacağını göstereceğim. Şöyle hedefi sabitleyelim. Öncelikle mühimmat seçmeni gerekiyor. Mühimmat seçerken atamazsınız. Böyle şu çizgiler önemli. Kamerayı değiştir. Evet, termali açalım. Şöyle bir kilitleyelim. Evet, kilitleyemedik. Bazen böyle hatalar olabilir. Hemen dönelim şöyle. Ben gittim, şey attım ya. Bomba attım. Hemen AGM'den atalım. Böyle kilitledik. Böyle hemen attım. Kaçırım ben. Bakalım yakalayacak mı? Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde atabilirsiniz. Bir de kamerasız halinde atmanızı nasıl göstereceğim? Aynı hatayı yapmayalım. AGM'i seçtik bak bu arada. Space'e bastım. Şu an çalıştı. Şöyle açtım, bir daha açtım. Olmadı. Düzelt. Bazen böyle atabilir. O yüzden tam yapmamız lazım. Aktif et. Heh, yakaladı. Attım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Yine space'e bastım. Bir de bombaları arka arka atacağını göstereceğim. Çok hızlandığı zaman AGM atmayabilir. Böyle yakınlaştır. Attım. Böyle. Şöyle yapabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde. Yani AGM'ler bu şekilde çalışıyor. Kontrolü ben her yaptığım eylemleri videonun kenarına atacağım. Oradan tuş atayabilirsiniz. Şimdilik cıvbolar kaldı. Cıvbolar bende var mı bilmiyorum. Bir kontrol edeyim, geleyim ben. Evet, şimdi gelelim GNSS'e. Yani duran hedefleri nasıl nişan alacağını söyleyeceğim. Öncelikle bir pod ihtiyacımız olacak tabii ki. Şöyle bir dönüş yapalım. Şu an bu şuradaki araçta duran hedefler. Şimdi hedefi aktif ettim. Şimdi bombaları seçmem lazım. Gibi 38 cidam. Bunlar kanatsız bombalar. Yani şunlar. Şöyle bakalım. Termali açalım. Şunlara bir atalım. Şu an bomba bitti. Bakalım gidecek mi? Bombalarımız yolda. Bak, gördüğün gibi bazı bombalar isabet etmedi. Çünkü kanatları yok. Yetişmeye çalıştılar. Bunların dezavantajları. Bunları testte göstermek istiyorum zaten. Şimdi kanatlı bombalar ne kadar güzel olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi kanatlı bombaların özellikleri şu. Bak, uçak istediği yere kadar baksın. O bombalar o tarafa gidecek zaten. Şimdi atmaya başlıyorum. GB-39 bu arada. Attım. Attım. 3 tane kaldı zaten. Bir de attım. Bir de şunu da attım. Tamam. Bak şimdi. Bunun tek dezavantajı patlayıcı kütlesi biraz az olduğu için sıkıntı yani. Hoppala, bombalar nasıl gidiyor? Bak 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 bak. 10 numara bir şey ya bu.
Şimdi uçak tavaları nasıl satacağını göstereceğim. Evet, mesela karşıda pansir var diyelim. Ben şu an Thorin 1'i gördüm burada. Hedef aktif ettim. Hemen bombayı seçelim. Evet, şu an karşıda. Şimdi bu uçak savarı bazen hareket ediyor. Öncelikle markizinden bir atalım. Sonra sağ. Şöyle. Üçgen. Bir tane daha olsaydı buraya atardım bir tane. Yani yuvarla bir şekilde atarsanız belki pansir ölebilir. Burada taktik vermek istiyorum. Pansir zırhsız bir araç olduğu için sağlı solu gidebilir bazen. Evet, en son da ortaya gittim. Üçgen yuvarlak bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi, bombalar kaldı. Bombaları da göstereceğim. Evet, şimdi geldik GBO'lara geldik. GBU yani lazer güdümlü bombalar. Şimdi arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Ben GBU 12 kullanıyorum. Yani en düşük patlayıcı özelliğine sahip bombalar. Patlayıcı süresi 0 saniye olmak zorunda. Hareketli araçlar için direkt üzerinde patlaması lazım. Ve ağır bombalar kullanmamı öneriyorum. Çünkü ne kadar ağır bomba alırsanız manevranızı etkiler. Ve kaç tane tank almak için uğraşmaya değmez. O yüzden küçük küçük bombalar alın. Birden fazla tank vurmaya çalışın. Şimdi uygulamaya geçelim hemen. Şimdi GBU'yu seçtik. Yani gördüğünüz gibi 9 tane en fazla bu kadar alabildim. Hemen geçtik. Şunu kilitlendik. Tamam mı? Kilitlediği zaman şöyle atabilirim. Asla kameramı bozmuyorum. Termalimizi açalım. Bakalım bomba gidecek mi? Bazen gitmiyor. Evet. Benim bomba 1,5 saniyede patladı. Ben bunu sıfır yapmadım şu anda. Birden fazla atamıyorsunuz bu arada. Mesela şöyle atalım. Bir attım. Ve bunu attım. Şöyle. Bu asla çalışmayacak. Tek hedefe yönelik bunlar. İki tane bomba gitti şu an oraya. Sıra geldi diğer bombaya. Bu da ısı güdümlü bomba. Şöyle kilitleyelim bir hedefe. Hemen kilitlemeye çalışalım. Bu bombayı da yolladık. Şu an kameraya bakmasına gerek yok artık. İstediği yere bakabilir. Ben hiçbir yere bakmıyorum. Evet, şöyle kullanabilirsiniz. Bu mühimmat biraz çok fazla büyük olduğu için bunu kullanmanızı önermem tabii ki. Eğicem kullanmayı öneririm tabii ki. Hemen bir tane daha yollayalım. Hemen şöyle. Hedefi kilitlenmesini çalışıyorum. Kilitlendi, attım. Evet, iki tane araç aldı. Hafif araç oldukları için. Bombalar bu şekilde arkadaşlar. Daha da anlatacağım şeyler varsa üzerine ekleyeceğim ben. Şimdi podunuz varsa tabi pod yapabilirsin bunu. Mesela şu uçak savara atmak diyorum. Bu bomba şu artı işareti gelene kadar. Şu an basılı tutuyorum bak. Şu an üstteki çizgi yaklaşıyor. Bıraktı bombayı. Bomba bu şekilde atabilirsiniz. Mesela şunu yapalım ben. Hemen şöyle yapalım. Şöyle. Bombayı space'e basınca diğer bombalar gözüküyor da. Orada bir sıkıntı var. Şunu şöyle kamerasız yapalım bunu. Attık. Eyvah, kendimi patlattım. Hemen yeniden başlatıyorum. Farkındayım, biraz hızlı oldu bu anlatırken. Yani bomba atmak bu şekilde zaten de. Daha anlatacak bir şey kalmadı. Uçak savaşında bomba belirini patlatmak için kullanabilirsiniz. Mesela şöyle yaklaştık. Özellikle bu aynı hızada olmasa şöyle atamazsınız. Bak şöyle yaparsanız nanay gitti yani. Yani şöyle deneyim. Atamazsın mesela. Attırmıyor yani. O yüzden böyle yapmanız gerekiyor. Bomba grubunu bırakmıyor durum. Bıraktı. Şöyle dönelim. Bomba yolda. Bu şekilde atabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeceğim. Mesela karşıda pansir var diyelim. Büyük bombalarımız var daha tabii. Şöyle gidiyorsunuz. Şunu kilitlediniz. Tabii şöyle hızlanmanız gerekiyor. Mesela önünde bir tane dağ var. O sizi göremiyor diyelim mesela. Hedef bozulma. Asla bozulmayacak. Kafanı rahat olsun. İstediğin kadar takılın. Şu şekilde attım, kaçtım ben. Alçal. Bakayım vuracak mı? Mesela vurdu. Ya bazen vuramadığında oluyor ama ha vurduğumu göstermek istiyorum da bazen ben de vuramıyorum. Ya yüzde isabet olmayabilir. Onu söyleyeyim baştan. Mesela şunu atarım. Yanlışlıkla bomba başka yere gidebilir. Ben ha vurduğumu göstermiyorum bazen. Vuramadıklarımı da göstermeye çalışıyorum. Şöyle attım. Kaç abi. Bakayım vurabilecek mi? Ha vurdu. Ya bomba biraz patlayıcı kütlesi fazla olduğu için ölmeme şansı yok. Biraz da Su-34'ten hakkından bahsedelim. Bakın Su-34'te neler var. Su-34'e geldik.
KH-25M ile kullanacağım. Lazer güdümlü roketler var bunda. Hemen bir 3 hastavara deneyelim. Bak gördüğün gibi bir şekilde mesela şu dikdörtgen işaret ateş edebilirsiniz. Hemen şöyle bir tane hedef kuralım. Hedefi kilitlen. Attım. Şu an hedef yolda. Bakalım gidecek mi? Eyvah. Şu an hemen düzeltelim hedefi. Lazer güdümlü. Bakın gidecek mi değil mi? Heh, gitti. Mesela diğer roket gitti mesela. Onu vuramadım. Hemen şöyle bir tane bulalım. Bunda lazer şeyi yok. Pardon, termal yok. Hemen şöyle attım. Şu an yolda bu. Roketin amacı bu. Şu 34 gerçekten çok güzel bir uçak. F-15'ten daha iyi olduğunu söylemek istiyorum. F-15 biraz hızlı. Direkt hızlı kalkabiliyor. Bu biraz yavaş kalkıyor. Mesela şuna kilitlendim, attım. Sonra attım. Mesela burada power falan yazıyormuş. Onu da yaptık. Şöyle bu şekilde atabilirsiniz. Şöyle bir hata yapmamaya gerekiyor. Mesela şuna kilitledim. At. Şu an power aldım. Hemen şöyle döndü zaman. Bakayım roket saçmalayacak mı? İyi saçmalamadı. Bazen vurabilirsiniz böyle. Evet. 34'ü farklı mühimmatlar aldım. Onu da tek tek göstereceğim. Gram 2'den başlayalım. Gram 2'de şöyle yapalım. Tabi bizim kamera oraya bakamıyor. Şöyle yandan bakalım. Yine Su-39 mantığı. Su-39'dum ya. Civ-39. Kitledim. Şöyle attım. Roketler bu şekilde atabilirsiniz. Roket yolda. Güzel. Yani bomba diyelim buna. Şimdi KH neydi? L var. Bu da çok değişik bir özellikleri sahip. Neyse şöyle atalım ya. Şunu attım ben. Power açtım. Şimdi bir daha attım. Gördüğün gibi kameraya geçtiği zaman şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden şu şekilde atmana gerekiyor. Yani sürekli potta olmana gerekiyor. Şöyle yeniden başladım. Onu göstermem lazım. Şunu attığı zaman şunu attım. Şu an attım aslında. Bak gördüğün gibi kameradan çıkıyor. Saçma bir şekilde. Ben anlamadım neden böyle olduğunu. Sürekli böyle kilitlemeli gerekiyor. Böyle yapmak lazımmış. Bunun özelliği bu. Şimdi bu da TV güdümlü herhalde. Bu TV güdümlü olabilir. Şimdi attık. Şöyle. Hedefi kilitlen. Kilitlendi. Attı. Bu da TV güdümlü arkadaşlar. Şimdi KH-29TD. Bu da TV güdümlü. Bu da duran hedefler için. Şöyle yapalım. Aktif edelim hemen. Şu an kilitlendi. Attım. Şu an kendi gidiyor. İstediğim yere bakabilirim ben. MT sanırsam lazer güdümlü olabilir bu. Bakalım hemen. AGM'yi yazıyor çünkü. Böyle bir atalım. Evet bu TV güdümlüymüş. Böyle mermiyi değiştirelim. Böyle bir atalım. Hedefi kilitlendi. Attım. Açıyorum ben şu anda. Böyle yapabilirsin. F-15'te gösterdiğim gibi dışarıdan da kilitleyip atabilirsiniz. Şimdi roket yolladım. Şöyle lazer güdümüyle vurabilirsiniz. Güzel. Ve bu da aynı şekilde lazer güdümlü roket sahip. Attım. Bu da çok hızlı gidiyor bu arada roketi. İnanılmaz bir şekilde. Eyvah çakıldı. Evet, meşhur Aon uçağımız geldi. Bu uçakta hem roket hem topu göstereceğim. Şimdi roket salvosu bir de roket atma var. Onları ayrı ayrı göstereceğim. Öncelikle şöyle bir roket salvosunu yapalım. Roket salvosu bu şekilde çalışıyor. Bir de roket ateş etme var. Bunu da göstereyim. Bu da tetik atıyor bu arada. Roket salvosu attığı zaman daha iyi iş yapacak çünkü. Bazen vuramıyor bazen saçma sapan bir şekilde. Şimdi topu kullanacağız. Topu da top balistik şeyini atalım. Bunu herkes kullanır tabii ki. Şöyle atalım bakalım. Topunu kullanacak. Şimdi aşağı indiği zaman gördüğünüz gibi yükseldik. Bunu karıştırmayın bu arada. Alttaki roket üstteki top. Yukarıya baktığı zaman o tarafa gitmiyor. Bu tarafa gidecek tabii ki. Şöyle
yapabilirsiniz. Balistik top özelliğini kullanabilirsiniz. Sonra da bir vuralım artık, değil mi? Mükemmel. Roket tavlası bir şekilde çalıştı zaten. Şimdi geldik güzel uçağımız. Bak gördüğün gibi alttaki top oynuyor. Onu göstereceğim zaten. Şimdi K29T göstermişim zaten. O da şey zaten. TV gidimli. Hatta ben bu şekilde göstermek istiyorum. Bak saçmaladı biraz. Hemen mermiyi değiştir. K29T. Nasıl iptal edeceğiz bilmiyorum artık. Şöyle. Heh, kilitlendi. Attım. K29T zaten bu şekilde çalışıyor. Bunda pot var zaten. Güzel. Aa yemedi. Neyse. Önemli değil. Çünkü saçma sapan bir şekilde attık onu. Şimdi K29 Kap 5 KRM. Bu da şey. TV güdümlü bomba. Bak, bu çok güzel bir şey. TV güdümlü bomba 10 numara bir şey zaten. Ben duran hedefleri de için hareketli olanları yapmak istiyorum. Bu bildiğin normal arkadaşlar bomba. Bu da TV güdümlü hali. Şöyle kilitledim. Tamam aktif ettim. Kilitlen. Şöyle bomba saçmalamasın diye şöyle biraz bakalım gidecek mi? Bak gidiyor şu anda. Bomba bakalım gidecek mi? Mükemmel. Yani bu lazer değil. Pottan bakmaya gerek yok. Bir de şey var. Duran hedefler içinde var. Onu da atalım hemen. Duran hedefleri şu şekilde attım. Hatta iptal edebilirsin bazen yanlış attığı zaman. Böyle bir tam yakalayalım. Duran hedefleri şöyle attım. Sanırsam iki tane attım ben ona. Bakalım. Evet iki tane atmışım ben. Şimdi gelelim top ya. Top, o efsane bir topu var bunun. Aşağıdaki görebildiğiniz taretli. Sağa sola bakabiliyor. Hatta şöyle bir deneyelim bakalım. Bak görüyorsunuz değil mi? Mükemmel ya. Onu hemen uçak savarları bir deneyelim bakalım. Mürettebat biraz sıkıntı. Şuna yaparım bakalım. Uzaktaki hedef her zaman sağlıklıdır. Tabii ki bunun potta yapmanı gerekiyor. Yakın hedef daha sağlıklı çalışacak. Evet, bakalım. Mermi bitmiş olabilir bu arada. Evet cephane tükendi. Şimdi öncelikle bir atlamamız gerekiyor. Şunu kilitlendik. Bakalım. Şu an atabilirim. Yemedi. Evet düşük bir yerler içinde bomba nasıl atacağını göstereceğim. Anam dondur lan bu. Hata verdi oyun. Neyse bu önemli değil. Böyle, belki düzelir bu ya. İlginç. Yeniden başladım bakalım. Yine aynı. Neyse böyle devam edelim. Önemli değil. Şimdi arada da tabii balistik bombaları yok tabii ki. Sonra bomba kamerası var. Şimdi bomba kamerası istediğin kadar hareket ettirmeye önem vermeniz gerekiyor. Bomba kamerası sürekli böyle hareket ettirmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Seçeneklerden hava savası ayarlarına bir de nişancı ve bombacı açısı diye bir şey geçiyor. Bunu hayır yapmanız lazım. Daima yaptığı zaman şöyle oluyor. Kendinizi düzeltiyor ve hiçbir zaman hareket ettiremiyorum. Sadece sağa sola oynatabilirim. Bu kadar yani. Hemen geri alalım onu. Evet şimdi gelelim. Bu araçta uçak savarı diyelim. Şu an size atış ediyor diye hayal edin. Şu an bana bunlar atış etmeye çalışıyor. Ben bunları dikine dalmam lazım. Çünkü dikine daldığı zaman uçak savarlar kolay kolay bize vuramıyorlar. Şöyle göstereceğim hemen. Hemen gidelim bakalım. Şöyle dönelim. Hemen açalım bombaları. Yakınlaştır. Şöyle yavaştan attım. 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 Hemen kaçıyorum. Şöyle dümdüz kaçmaya çalışıyorum. Bombalar küçük olduğu için tam isabet etmiyor. Bir daha deneyelim bakalım. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu uçak full değil zaten. Motoru vesaire manevrası kötü olduğu için tam isabet edemiyorum ben. Normalde bu uçak çok manevra özelliğine sahip. Bakalım deneyelim. Uçak savaş şu an beni oyalıyor. Şöyle attım. Bunu da attım. Bunu da attık. Kaçtım ben. Bakalım %100 isabet olması lazım. Bir tanesini kaçırdık mesela. Bazen böyle durumlar olabiliyor. Büyük bomba olsaydı patlardı onlar. Anlatacağım bu şekilde. Şimdi kamerasız nasıl bomba atacağını göstereceğim tabii ki. Evet bu aracın bomba kamerası yok. Bunu kendi gözümüzle atacağız. Ya buna takılmayın bu arada. Oyun hatası kusura bakmayın. Şimdi göz kararıyla bomba atmayı nasıl gösterdiğini söyleyeceğim. Bu arada antrenman yaparak öğrenmeniz lazım. Savaşlarda sakın denemeyin. Önce bir antrenman yapın. Ondan sonra bomba atmayı o şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi bomba mesela uzaktan atmaya çalışın. Bakalım duracak mıyız?
yaptıramadık. Uzak mesafede bomba atmaya çalışacağım şu anda. Geldik. Kameraya yakınlaştık. Şöyle bekliyoruz. Şu şekilde atabiliriz. Yakından anlattık biraz. Sonra yükselmeye devam edelim. Sonra bir tane uzaktan sallayalım. Uzaktaki bakayım nasıl iş yapacak. Şöyle arası hızlandıkça bomba biraz tam isabet edecek. O da gitti. Şimdi alçak irtifa atmaya deneyeceğim. Evet, şimdi alçak irtifa deniyorum. Alçak irtifada iş yaptık. Şimdilik de roketlerin nasıl atacağını göstereceğim. Şöyle bir tane roket sallayalım. Bakın nasıl gidiyor. Ve aşağıya. Şöyle biraz sağa. Bu şekilde atabilirim. Geldik. Uzak hedeften. Şöyle bir tane yolladım. Ha, tam isabet. Böyle tam isabet ettirebilirim. Tabi bu arada zırhlı. Delemem asla bunu. Başka bir şey kalmadı. Bomba atmak bu şekilde. Kendi göz kararını atabilirsin. Ben nasıl atıyorsam siz de aynı şekilde yapmaya çalışın. Antrenman yapmadan bu işi öğrenemezsin tabii ki. Şimdi geldik, bulaplar geldi. Bulaplar şöyle elle kontrol edilebilir eğicemler. Ya bu ne demek oluyor? Şunu göstereyim hemen. Ben bunu çok kullanmadım. O yüzden çok bilmediğim için bildiğim kadarıyla göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bir hedefe gidelim. Şimdi geldik. Ben savaşlarda bunu görüyorum. Bana nasıl attıklarını göstermeye çalışacağım. Adamlar şöyle yapıyor. Geldik şöyle. Space'e baskı bıraktık. Heh. Duramadık. Böyle. Yine sabit. Hadi bakalım bu güzel. Çok iyi. Bu laplar bu şekilde iş yapıyor. Elle kontrol edilebilen eğicemler. Bu şekilde kullanmanızı öneriyorum. Bunun bir özelliği şu. Göstereceğim hemen. Geldik. Bu eğicemin özelliği şu. Ben şimdi attım. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Gördüğünüz gibi saçma bir şekilde gidiyor. Asla bunu asla kontrol edemezsiniz bu arada. Gerçekten çok zor. PlayStation'ınız falan varsa çok güzel iş yapabilirsiniz bu arada. Joystick vesaire kullanabilirsiniz bunda. Tabi klavyede yapmak bu zor bir iş. Onu da söyleyeyim. Bu laplar bu şekilde iş yapıyor. Evet dostlar, video sonuna geldik. Bütün uçakların mühimmatlarının hakkında söylemeye çalıştım. Bunun kafanı karışmasın. Su-34'ten F-15E bütün ağaçtaki uçaklar hemen hemen aynı. Mühimmatları da aynı. Mesela Su-25K'yı denediğin zaman hiçbir farkı yok zaten Su-34'ten. Sadece kamerası vesaire farklı. Bunları siz test etmeniz lazım. Test sürüşünü yapmanız gerekiyor. Yoksa bu işi öğrenmek için biraz zaman alacak. Eğer oynamak istediğim uçak varsa mesela Gripen'de bana eğicem atmak gibi oynanış videosu atabilirim. Mesela bunda eğicem taşı 10 numara bir uçak. 4 tane mühimmat taşı zaten gördüğünüz gibi. Mesela bana bununla Just videosu at diyebilirsin mesela. Onu yapmaya çalıştım. Her uçakta yapabilirim ben. Her uçağım açık zaten. Gördüğünüz gibi sadece istirahat. Hepsi uçak açık zaten. İsrail'deki F-15E açık değil zaten. Neyse lafı uzatmayayım. Video sonuna geldik. Aklınıza kalan bir soru varsa yorumları yazın. Ben de yardımcı olmaya çalışacağım. Neyse lafı uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.